Hobby TV'den herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere MediaMarkt'tan almış olduğumuz aksiyon kameramızın kutu açılışını yapacağız. Bu kanalımıza aldığımız ilk kameramız aksiyon kamerası. Hem dışarıda hem iç çekimlerde bize yardımcı olacak çekimlerimizi artık bundan sonra bu kameramızla yapacağız. Şimdi paket açılışına geçiyoruz arkadaşlar. Sizlere paket açılınca bahsetmem gereken birkaç husus olacak. Bu almış olduğumuz kameramız DJI Osmo Action 4 kameramız. Advantage modeli, yani full seti de diyebiliriz. İçinde tüm aparatları mevcut. Kutumuzu açtık. Bir adet de kart almıştık. Görmüş olduğunuz gibi hafıza kartı üstünde aynı mağazadan aldık. Fakat bu kartla ilgili sorunlar çıktı. Yazma hızı çok düşük olduğu için çok da uyum sağlamadı. 4K videolarımızı bununla çekemedik. U1 modeli 64 GB'lık. Bunun da ilerleyen zamanlarda videosunu çekeceğiz. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Güzel şekilde paketlenmiş. Kutumuz bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim gibi Advantage diye geçen modeli, içinde full setleriyle hepsi mevcut. Bir de standart modeli var. Onda bataryalar tekli çıkıyor. Bunda 3 adet batarya ve batarya kabı bulunmaktadır. Şimdi özelliklerine geçeceğiz sizinle. Kısaca tanıtmaya çalışacağım. Tabi bu tanıtımı daha iyi yapan arkadaşlar da var YouTube'da. Ben basit anlatımıyla sizlere bunu anlatacağım. Şimdi çubuk, görmüş olduğunuz gibi Advantage modelinde 3 tane batarya olduğu ve batarya kabı olduğu, ayrıyeten bu 3 tane seçeneği var. Buradan da kare kodla destek ekibine ulaşabilirsiniz. Şimdi burada gelelim, kısaca özelliklerinden bahsetmeye çalışmış. 10 bitlik bir kayıt aldığı, soğuğa karşı dayanıklı olduğu, 4K 120 FPS video çektiği, hem yatay hem dikey olarak video çektiği, suya dayanıklı olduğu 10 metreye kadar. Bunlardan bahsetmiş arkadaşlar. Gerçi bu suya dayanıklılık 18 metre olarak etiket üzerinde geçiyor. 10 metre altına da ayrıyeten başka aparatlar takarak suya daha dayanıklı hale getirilebilir. Şimdi paketimizin açılımına geçiyoruz. Oğlum da bana yardım ediyor. Paketimizi açalım bakalım içinden neler çıkacak. Yaklaşık 10 parça içinden çıkması gereken aparat var. Bu aparatta vidalar, kameramız, kameramızın dış koruyucusu, kaska takmak için aparat var. 3 tane batarya ve batarya kabı, 2 adet de vida var. Hem kısa hem uzun olarak 2 vidamız var. 1,5 metrelik bir çubuğumuz var. Selfie çubuğu diyebiliriz. Tripod diyebiliriz buna da. Ayrıyeten 2 tane vida dedik. Bir de şarj kablosu ya da görüntü aktarımı için Type-C kablomuz mevcut arkadaşlar bunda. Kitapçıkta kısaca kurulumdan bahsediyor. Bu şekilde ilk kameramızı açtığımızda bir kod çıkacak. DJI Mino uygulaması, ya da tam hatırlayamadım şu an. O uygulamayı yüklememiz gerekecek arkadaşlar. Yoksa kameramız açılmıyor. Bunu özellikle takip edin. Bu uyarıyı dikkate alınız. Şurada yeşil bir çıkıntı var. Bant şeklinde. Bunu açtığımızda kutumuza zarar vermeden kameramızın kutu içeriğine ulaşacağız. İki adet bu şekilde içerisinde kutu var. Arkadaki işte özelliklerden size yine bahsetmiştim. Çıkan parçalar bu şekilde. 1,5 metrelik çubuk, vidalar, dış koruyucu, kaska takmak için eğimli aparat, 2 adet aparatı ve şarj Type-C kablosu çıkacaktır. Uygulamayı da bu kodu taratarak APK şeklinde telefonumuza yüklüyoruz arkadaşlar. Bu uygulama yüklemeden ben kamerayı açamadım.
Zaten videomu kutu açılış sonunda bitireceğim. Ona da ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Dili Türkçe seçtikten sonra uygulama DJI Mino ya da Mimo, tam şu an söyleyemedim, onu yüklememiz gerekiyor. Kutu içeriğinde işte 1,5 metrelik çubuğumuz, iki farklı kutu çıkıyor. Birinde kamera ve içinde aparatlarının olduğu bölüm. Diğerinde ise bakalım muhtemel bataryanın, batarya kutusunun bulunduğu alan olacak burası da. Kutuyu çıkarıyoruz şimdi. Nemlenme yönlemek için bir adet, içerisine bir şey bırakmışlar, o nemi önlüyor. Şarj kablomuz, şarj kablomuzun olduğu yer. Arkadaşlar, bu da kamerayı sabitlemek için çıkan aparat var. Şu aparattan iki tane var. Bir tane kısa olan, bir tane uzun olan olmak üzere iki tane. Kameramızı tripoda sabitliyoruz. O aparatımız. Bu uzun çıkan da 3 adet batarya var içinde. Batarya kabımız. Bataryayı harici olarak dışarıdan şarj etme olanağı sağlıyor. Özellikle dışarıda uzun çekim yapanlar için 3 batarya olması çok güzel. Bu Advantage modelinde, standart yazan modelde tek batarya geliyor. Ona dikkat edebilirsiniz alırken. Fiyat farkı çok olmadığı için ben bunu tercih ettim. Ben çok uzun çekimler yapmıyorum. Bir adet de kamera lensimiz var. Yedek olarak göndermişler. Dış koruyucu kabı da olabilir bu. 5 parça çıkardık. Şimdi diğer kameramızın olduğu kutuya geçiyoruz. Arkadaşlar, kameramızın olduğu, işte kameramız burada. Bu paket içerisinde asıl bizim aldığımız ürün bu. Ve dış koruyucu kabı. Yan çekimlerde bize Reels ya da YouTube'da video yan çekimlerimizde, sosyal medya çekimlerimizde işimize yarayacak aparatımız bu. Yoksa yandan çekim yapamıyoruz. Bu aparat olmayınca onu yapamıyoruz. Zaten standart modelinde de bunlar geliyor. Ayrıyeten gelecek şeyleri ben saydım. Fiyat farkı çok olmasaydı ben standart modelini alacaktım. Fiyat farkı olmadığı için bunu tercih ettim. Şimdi kameramızı açalım, bakalım nasıl bir şey bizi karşılayacak. Zaten yapıştırmalı bant var. Oğlum da bana yardım etmek istiyor. Ben de onu kırmadım. Bu şekilde açıyoruz. Kameramızı çıkaracağız. Arkadaşlar, diğer bir önceki modellerine benziyor zaten görünüş olarak. Kamera üstündeki etiketimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde lensimizin olduğu bölüm, bu alan. Tutacakların, mıknatıslı alanların olduğu bölüm burada. Yatay çekimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Dikey çekim yapmak istersek yan tarafa koruyucu aparatımızı takmak zorundayız. Bu bölümden şarj bölümümüz ya da görüntü almak için Type-C şarj çıkışı, girişi diyebiliriz. Görüntü de alabiliyoruz buradan. Şu alanda bastırıp hafif aşağı doğru çektiğimizde kapağımız açılıyor. Kapağımızı açtıktan sonra kameramız ve SD, Micro SD kartımızın gireceği alan burası. Bu şekilde kart yuvası. Kartın sol tarafta nasıl takılması gerektiği yazıyor. İçine de bataryamızı takıyoruz. Bir bataryayla yaklaşık normal 1080 HD olarak görüntü çekimlerinde 1 saat olarak kameramızın şarjı gittiği söyleniyor arkadaşlar. Açma kapama düğmesi.
Kaydı başlatıyoruz. Ayrıyeten kırmızı renkli yapmışlar. Yan tarafta da açma kapatma butonumuz mevcut. Şimdi bataryamızı inceleyelim. Dediğimiz gibi batarya kutumuz da bu şekilde üçlü olarak gönderilmiş. Yaklaşık üçüyle 3 saatlik çekimler yapabiliriz ara vermeden. Hızlı şarj destekli. Şarjı da hızlı oluyor. Bu da bir avantaj sağlamış. Bu şekilde güzel şık bir kutu tasarımı olmuş. Gayet beğendim. Şarj olduğunda şarjı takıyoruz. Bu sarı yanan ışıklar yeşile döndüğünde şarj işlemi tamamlanmış demektir. Şöyle aynı boyutlarda 3 adet bataryamız mevcut. Arkadaşlar bataryalarımız 1770 mAh'lık bir güce sahip bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Şarj işlemini 5-9 volt maksimum 3 amperlik adaptörle yapmamız gerekiyor. Yanında adaptörü çıkmıyor. Maksimum 3 amperlik 5-9 volt arası adaptörleri tercih ediniz. Şimdi kameramızı dış etkenlerden koruyacak. Ayrıyeten yatay çekimlerde, reels çekimlerinde bizlere aparatımızı takmamızı sağlayacak kasa bu şekilde. Dış koruyucu kasa da diyebiliriz. Bunun içerisinde de 2 adet sıkıştırma vidası. Yine 2 adet de kameramızın tripoda bağlayacağımız 2 adet aparat bulunuyor. Bu şekilde zaten takması kolay. Üstteki kırmızı bölümler aynı şekilde birbirine denk gelecek şekilde kameramızı yerine oturtuyoruz. Burada bir aparatı var. Esnek bir şekilde tamamen çıkmıyor ama bunu esnettiğimizde kasa genişliyor ve kameramızı bunun içine takabiliyoruz rahatlıkla. Bir adet batarya alıp kameramızın önce SD kartımızı takacağız. Dediğim gibi SD kartın yazma hızı düşük olduğu için düşük yazma uyarısı verdi. Siz bu hataya düşmemek için SD kartınızı seçtiğinizde yazma hızı yüksek olan SD kartları tercih ediniz. Benim ilk kamera deneyimim olduğu için onu ben ilk başta bilemediğim için yanlış yaptım. Kaska takılacağı aparatı gösterdik. Çift taraflı yapışkan bant. Bunu kaska takabilirsiniz ya da eğimli yüzeylere. Bu da kameramızla tripodlar arasında bağlantı kuracak aparatımız. Taktığımıza mıknatıslı hem iki tane de çengel var. Bunlara basıyoruz. Tak diye iki taraftan da çıt diye ses geldiğinde tam yerine oturduğunda takılmış demektir. Tam yerine oturduğunda kolay kolay bunu çıkaramazsınız. Hatta çıkmaz diyebilirim. Çünkü mıknatısla yapışıyor. Hem ayrıyeten iki tane de çengel şeklindeki aparat kameramıza kendini sabitliyor. Ama takarken %100 takıldığından emin olunuz. 2 adet yine bulunmuş. Bunun bir tanesi, ikisi de kameraya takılan bölümleri aynı. Arka kısımları, vida kısımları bir tanesi kısa, bir tanesi hafif ondan uzun olacak şekilde muhtemel farklı tripodlara uyum sağlasın diye bu şekilde aparatlar gönderilmiş yanında. 2 tane de vidası var. Biri uzun vida, biri kısa vida. Dişlileri aynı şekilde. Aynı yani. İkisi de normal uyum sağlıyor. Sadece biri birazcık diğerinden uzun. Şarj kablosu. Bu da lensimizin yedek kapağı sanırım. Bunu şu an için kullanmayacağız. Bu bölüme takılacak bir aparat diye biliyorum.
Bu ilk kamera inceleme videom olduğu için çoğu şeyi atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Sadece kutu açılışı, içinden neler çıkıyor ve kanalımdaki ilk kamera olması açısından sizlere bunun da tanıtımını yaptım. Bu tripod çubuğumuzda yaklaşık 1,5 metrelik boyu var. Gayet sağlam ve güzel görünüyor. Kameramızı buna bağlayıp üstten çekimler yapabiliriz bununla. İşte bu şekilde sağlam, şık, bayağı dayanıklı bir çubuk. Arkadaşlar bu şekilde aksiyon çubuğu da diyebiliriz buna. Yaklaşık 1,5 metre. Çektiğimizde uzanıyor. Tekrar içine doğru bastırdığımızda bu şekilde kapanıyor. İstediğimiz boyutlarda ayarlayabiliyoruz. Maksimum 1,5 metrelik bir uzunluğa sahip. Gayet güzel bir yeterli bir uzunluk. Bu vidalarımız da bu şekilde kameramızı buraya taktıktan sonra kameramızı sabitlemek için kullanıyoruz. Bu şekilde bunu kameramıza takıp bunu da buraya taktığımızda bu çubukları kameramız sabitleniyor. İki videomuzun da boyutu sanırsam aynı. Ben demin bir tanesi uzun dedim ama kusura bakmayın. Boyut olarak aynı. Yedek olarak gönderilmiş sadece. Yanında yedek olarak gönderilmiş. Şimdi kameramızın dış koruyucusunu takalım. Hafıza kartını takalım. Bu şekilde almış olduğumuz hafıza kartı. Bunu şimdi takacağız fakat ilerleyen zamanlarda ben buna uyumlu 4K çekim yapabileceğimiz bir micro SD kart alacağım ve bunu da sizlerle burada paylaşacağım. Yuvası burada zaten, yönünü de gösteriyor. Bataryamız var. Bir adet bataryamızı takmadan önce de takabiliriz. Taktıktan sonra da SD kartımızı yuvasına takabiliriz. Size nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. SD kart yuvasında sol tarafında şöyle netleşirse kameramız, bunu telefonla çekiyorum bu ara. İşte sol tarafta nasıl takacağınız gösteriliyor arkadaşlar. Buna takarken yuvasına zorlamayın. Doğru olacak şekilde takmaya dikkat ediniz. Ben bu videoyu ilk kez kamera alacak arkadaşlar için çekmek istedim. Zaten profesyonel olarak kamera çekimi yapan arkadaşlar bunu biliyorlar. Bilmeyenler için yayınlayacağım bu videoyu da. Bu şekilde bakın, kartı bu şekilde taktığımızda bastırıyoruz. Çıt diye bir ses geldiğinde yerine oturuyor. Tekrar bastığımızda da yine çıkarıyoruz. Kameranın zaten bu şekilde giriş kısmını denk getirirsek kapanıyor. Bu şekilde de taktığımızda kameramız şimdi dış koruyucu kabını da takalım. Bu şekilde tutuyoruz önden. Hafif bastırdığımızda zaten kendiliğinden yerine oturacaktır. Arka kısımdan çıkarmaya çalışmayınız. Oradaki çentikler biraz daha büyük olduğundan dolayı kameramız arka taraftan çıkmıyor. Burayı da bu şekilde ittirdiğimizde kameramız yerine oturuyor. Şimdi bunu taktıktan sonra yan çekimler için şu aparatı buraya taktığımızda dikey çekimlere olanak sağlayacak. Dikey çekimleri bu şekilde çekiyoruz. Bu aparat olmadan dikey çekim yapamıyoruz. Bu şekilde de göstereyim. Yine çentikler çıt diye ses gelecek. Çıt diye ses gelmediğinde yerine tam oturmadı demektir. Bunu tam oturtunuz, bundan emin olunuz. Yoksa kameramız yerinden çıkabilir. Çentikler tam takıldıktan sonra kameramızı yerinden çıkarması imkansızdır. Bu şekilde gayet sağlam şekilde aparatımız kamerayı tutuyor. Çıkarmak imkansız neredeyse. Basarak çıkarıyor sadece, iki yandan mandallara basarak aparatımızı
çıkarabiliyoruz. İki tane var. İkisi de aynen birbirine uyumlu. Birebir aynı. Sadece çubuğa takılan ya da tripoda takılan bölümleri biraz bir tanesi diğerinden daha uzun. Başka da herhangi bir fark bulunmuyor. Arkadaşlar ben yükleyeceğimiz uygulamayı şimdi ekrana yazacağım. Hangi uygulamaya yüklemeniz gerektiğini APK olarak yüklüyoruz Android'lerde. Apple Store'da nasıl bir uygulama var? Bu şekilde işte açtım. Buradan dili Türkçe seçeceğiz ve bir uyarı çıktı. Yazı okunmuyor. Dilimizi Türkçe seçip devam edeceğiz. Ekrana bir uygulama gelecek. Oradan onu yükleyeceğiz.